İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul ve yıl dönümü, ilanının yıl dönümü. İkinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu ağır yıkım ve tahribatın ardından benzeri acıların bir daha yaşanmaması ve barışın egemen olduğu bir uluslararası düzen kurmak amacıyla 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler Kuruluş Antlaşması imzalanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 günü Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü ilan edilmiştir. Maalesef Evrensel Beyannamede yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hala kurulamamıştır. İnsanların ırkından, renginden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, dilinden, din ve mezhebinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi, vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak insan olmaktan gelen hakları ve dokunulmazlıkları dünya çapında yeterli koruma bulunmamaktadır. Maalesef günümüzde Birleşmiş Milletler de varoluş sebebiyle çelişir biçimde hak ihlallerinin başlıca sebebi olan savaşları ve iç savaşları önlemede, sonlandırmada, mülteci krizlerine müdahalede, küresel çapta doğal ve küresel mirasın korunmasında, yoksullukla ve adaletsizlikle mücadelede, başta kadınlara yönelik olmak üzere her türlü ayrımcılığı sonlandırmada başarılı olamamaktadır. Türkiye'de 19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren resmen kaldırılan OHAL rejimi pek çok düzenleme ile kalıcılık, süreklilik kazandırılarak tüm ağırlığı ve antidemokratik uygulamaları ile sürmektedir. Özellikle bir yönetim tekniği olarak başvurduğu belirsizlik yaratma ve tüm krizleri dış güçler ve darbe girişimi ile ilişkilendirerek erkini daha da merkezileştirip toplum üzerindeki baskı ve kontrolünü artırmaktadır. Toplumun tüm demokratik hak arayışlarını ve haklarının koruma eylemlerini bir güvenlik sorunu olarak ele alan siyasal iktidar, böylesi durumlarda hep yaptığı üzere öncelikle engelleme ve yasaklamalarla insan hakları konusunu arka sıralara atmaktadır. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın her yıl kamuoyuyla paylaştığı yıllık raporları